yabancılara kooperatif izni geliyor. Köy Kooperatifi İzmir Birliği Başkanı Muhittin Akbulut'tan önemli açıklamalar. Evet, bir de yabancılara tarımsal kalkınma kooperatifi izni geliyor sayın seyirciler. Konuyla ilgili açıklama Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Muhittin Akbulut'tan geldi. Akbulut, televizyonumuzda yayınlanan Milletin Efendisi programının yapımcısı ve sunucusu Adem Birinci'ye konuştu. Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Muhittin Akbulut'tan televizyonumuzda yayınlanan Milletin Efendisi programının yapımcısı ve sunucusu Adem Birinci'ye çok özel açıklamalar geldi. Yabancılara Türkiye'de tarımsal kalkınma kooperatifi kurma yetkisinin verilmesi için hazırlık yapıldığını belirten Akbulut, böyle milli politika olmaz dedi. Şimdi bu kooperatif yasası bir şirketleşmeyi öngörüyor. Kooperatiflere şirketleri sokuyorlar. İki, yabancıların kooperatif kurmasını öngörüyor. Üç, siyasi iktidarın, siyasi erkin kooperatifler üzerindeki baskısını artırıyor. Biz özerk bir yapıyız. Biz ne kadar demokrasi kuralları içinde çalışırsak, özerk olursak bu ülkeye o kadar çok yararımız olur. Ama bugün o partinin, yarın öbür partinin papağanı durumuna düşersek bir gün ötemeyecek kadar şaşırırız. Türk tarımının büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyen Akbulut, buğday, arpa, fasulye gibi temel gıda maddelerinin bile ithal edildiğine dikkat çekerek bu gidişatın durdurulması için çiftçi örgütlerine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Biz istiyoruz ki köylü lüğün örgütü olan köy kooplarının önü açılsın. Bir takım KDV, ÖTV gibi vergilerde, girdilerimizde veya sattığımız ürünlerde düşürülsün. Cazip hale getirilsin. Örgütlü toplum herkese lazımdır. Kuru fasulye 8 liraya çıktı. 3 ay evvel 3,5 liraydı. Gerekçe Çin'de ve Arjantin'de kuru fasulyenin ülkemize gelmemesi, Kırgızistan'dan alacağız şimdi. Neden? Benim ülkem üretmiyor çünkü. Benim çiftçim az üretiyor. Sorun burada. Madem öyleyiz, biz bir daha söylüyoruz. Aldığımız, dışarıdan aldığımız her, kendi üretebileceğimiz her tarımsal ürün başka çiftçinin zengin olmasıdır. Onun için ben o rakamın içinde gıdalar da var. Yani tarım ürünleri derken işlenmiş gıdalar falan da var.